Astro Can'a şimdi 5 Kasım 11 Kasım dönemi tüm burçların tarot okumasıyla karşınızdayım, hayırlısıyla. Önce bir rehber kartımızı seçeceğiz, Deniz Kızları ve Yunuslar destesinden. Sonra kendi halimize bir bakacağız, iç dünyamıza, dış etkilere ve duygusal durumumuza, bir de karşımızdaki insana, bir de ekonomimize bakacağız. Ekonomi, iş ve sağlık konularına tek tek bakacağız arkadaşlar. Şimdi koç taşlarımla başlamak istiyorum. Hayırlısıyla tüm burçların bakalım bu haftaki yorumları neler? Evet, şu şekilde. Önce bir karalım. Hayırlısıyla. En doğru okumaları bize bildir sevgili yüksek benliğim. Şu andan itibaren hayatıma iyiliğin girmesine izin veriyorum. Sevgili yüksek benliğim, tüm okumalar benim ve bütünün hayrına olsun. Tüm dileklerimiz çabucak, kolaylıkla hayatımıza aksın. Herkesin hayrına. Sadece gerçeği bilmek istiyoruz. En doğru olanı, en gerçeği bize bildir lütfen. Evet. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Sevgili yüksek benliğim, şu andan itibaren hayatımda olmuş olan ve olmakta olan her şeyin benim ve bütünün hayrına gerçekleşmesine niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bir koçların akışına bir bakalım. Neler var koçlarda? O hazine sandığı diyor. Gizli bir şeyler öğreniliyor Koç burcu. Kesinlikle gizemli bir taraf var senin istediğin, ulaşamadığın, bilmek istediğin hedeflerin olduğunu, yakın zamanda hedeflerine doğru yol aldığını gösteriyor bu kartlar. Hedefe doğru ilerliyorsun sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar, belki hanımların dikkatini çekmiştir. Ellerimde biraz siyahlaşma, sararma var. Zira bugün zeytin kırdım ve siyah zeytin de bazı ayıklamalarım oldu. Simsiyah. Siyah zeytinin ve normal zeytinin lekeleri bunlar. Yarın artık tırnaklarımı da keseyim. Bilemiyorum, biraz lekeleri çıkmış. Sebep zeytin yani. Bereket olsun. Zeytin berekettir arkadaşlar. Dün zeytin kırdım. Bugün de yine siyah zeytini kurdum. Yani onu tuzladım sadece. 3-4 ay sonra onu yağ ve biraz işte sirke kataraktan, biraz limon tuzu katarak o siyah zeytini de tatlandıracağız. O bekleyecek de yeşil zeytini hemen yiyebiliriz bir hafta 10 gün sonra. Kırma zeytin yaparız biz bu Tarsus bölgesinde. İşte bugün zeytinden dolayı ellerim bu şekilde. Neyse. Artık. Güzellik merkezleri de gitti elimizden. Bazılarını içeri aldılar. Aman Allah'ım. Enerji, enerji. Güzellik merkezi de yok. Tırnaklarımızı kim tamir edecek acaba? Acaba? Hadi bakalım koçtaşlarım. Hazine sandığını buldunuz. Talih kuşu sana beklenmedik anda geliyor. Gözün aydın. Ay koç kadını çıktı vallahi. Koç kadını çıktı, bu benim. Bu sensin sevgili koç kadını. Ama böyle bir dedikodu yüzünden değil mi? Aramız açılmış birileriyle. Bak, bir gizli takip kartı çıkıyor arkasına. Gizli takip. Birisi gizli gizli seni takip ediyor ve hayal dünyasında gezme diyor koç kadını. Yani karşıdaki erkeğe ve karşıdaki kadına da diyor. Koç erkekleri, size de duyurumdur. Hayal dünyasında gezmeyin, gerçeklerle yüzleşin. Hayaller ve gerçekler farklıdır. Haydi bakalım koçların karşı cins ne diyor? Karşı cins diyor ki maskeler düştü, kel gözüktü, takkeler düştü, kel gözüktü diyor. Ve karşıdaki insan
Aslında seven bir erkek var. Ay, aslan burcu mu yoksa? Zaten koçlarla aslanların aşkı dillere destan. Vallahi aşk, aslan burcundan bir aşk bekliyorum tüm koç burçlarına. Sağlık ve para durumuna baktığımda hanede bereket oldu. Sağlık durumu iyi oldu. Sadece safra kesesi ve böbreklere dikkat edin. Yoksa mutluluk verici gelişmeler kapıda. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Para akışı güzel, kutlama olacağını gösterir. Hadi bakalım boğa burçları size ne diyor? İlahi sihir, şu anda ilahi sihire dokunmaktasın diyor. Ne dilersen olacak, bu hafta ne dilersen olsun afirmasyonlar. Yani olumlamalar yaparak hayatına güzellikleri çekebilirsin. Ailedeki kavgalar, tartışmalar bitmiştir diyor. Can alıcı noktalara gelindi. Bir evlenme teklifi bekliyorum. Ay, boğalarla koçlar arasındaki ilişkilerde çok güzel ilerlemeler var, sürtüşmeler, sıkıntılar bitmiş boğa burçlarında ve tahtında, bahtında oturacaksın. Kader çarkı seni çok güzel bir noktaya getirirken ve sen de farklı olanı deneyeceksin. Karakterinde bazı değişimler yapacaksın, planlarında değişimler yapacaksın. Parayı elde edeceksin ve karşı cins tarafından çok seviliyorsun mesajı geliyor sevgili Boğa burcu. Para ve iş ve sağlık durumu söylemler var, söyleşiler var. Çok güzel iş anlaşması yapılabilir. Aynı zamanda sağlığına dikkat et. Bir hastane kapısı açıldı ama çok güzel haberler alacaksın. İkizler burçlarına bakıyorum. Ay, iyimserliğini koru. İyimserlik kartın geldi sevgili arkadaşım. Bak, görüyor musun? Deniz kızı sevgilisini bekliyor. O da uzakta. Başka şehirden, bak, kalesi olan bir şehirden geliyor. Yaşam ağacı onları destekliyor. İkizler burcu hayal etti. Hayal ettiğin gibi olacak her şey. Hayallerin gerçek olacak diyebilirim. Hiç canını sıkma, canını sıkan, üzen, daraltan ne varsa yakın zamanda bunların lehine çevrildiğini göreceksin. Bak, umudunu hiç kaybetme diyor. Umudunu kaybedersen her şeyini kaybedersin. İkizler burçları, hava yoluyla seyahatin var. 2 aydır birisiyle küssün. Barışmayı planlıyorsun, barışacaksın, paraya doyacaksın sevgili arkadaşım. Karşı cins ne diyor? Karşı cins her ne kadar seninle ilgili nankör dese de, dedikodu yapsa da, ikizler burcu seni düşünüyor, seni hayal ediyor. Ya barış olacak, küsseniz barış olacak, ya da onun desteğini alacaksın ve bir kutlaman olacak, bir özür dilerim, nişan, düğün gibi bir faaliyet var arkadaşlar. Ve para konusuna gelince, çalıştığın işten bazı sıkıntılar verdi fakat bir süre, 3 ay kadar daha devam et. Zaten geçici bir iş gibi bir şey. Daha sonra bir başka yerle sözleşme imzalıyorsun. Sağlık durumunda da boğazlarına dikkat et ikizler burcu. Evet, geliyorum yengeç burçlarına. Kendini bağışla diyor. Ay, ben en çok sevdiğim peri şeyi budur arkadaşlar. Peri resmi budur. Ay, ne kadar güzel bir peri kızı değil mi? Daha da güzeller arkadaşlar. Ben perileri görebiliyorum. Çok daha güzeller. Çok daha ışıl ışıllar. Aynı böyleler. Aynı böyleler. Eski suçluluk duygularını bırak ve Tanrı'nın kusursuz çocuğu olduğunu hatırla. Kendini bağışlaman gerekiyor Yengeç Burcu. Bağışla. Bir de annenle ilgili bir sorun çözülecek veya da evladınla ilgili bir sorun çözülecek. Yengeç burçları, tartışma, kavga var. Bir yüzleşme yaşayacağını görüyorum. Maddi kayıp ve duygusal kayıpların yanı sıra kalbini eline alacağını görüyorum. Aldırış etmiyorsun. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umrunda mı dünya? Yani bu Orhan Veli'nin şiirindeki gibi. Yengeç burcu, evine ve yuvana bağlısın. Boş ver. Sen güzelliğine bak. Her şey hallolur diyor. Yüreğini güzelleştirdiğini görüyorum. Bir bakalım, karşı cins tarafından seviliyorsun. Her ne kadar tartışma olsa da sonu evliliğe giden, böyle kraliçeler gibi, krallar gibi hissedeceğim bir evlilikle taçlanıyorsun. Yol verdi, yoldan hayır ve bereket göreceğini, bir anlaşma imzalanacağını ve parasal destek, çoğalma olacağını görüyorum. Yengeç burcu hanımları göğüslere ve yumurtalıklara ve hani kadın üreme organlarına karşı dikkatli olun. Üşütme falan olabilir.
sağlık konusu bunları verdi. Ve para konusu da bolluk olarak geldi. Aslan burçları yardımsever insan diyor. Birilerinden yardım ve destek göreceğini, yaptığın iyiliklerin mükafatını alacağını gösteriyor. Aslan burçları zaten cömerttir. Biraz yıldızın düşmüş nazar var Aslan burcu. Yani beklemekten yoruldum, gelme artık istemem diyorsun. Ne olursa olsun gelmeler, görüşmeler olacak. Ben seni severim, uzaktan severim kartı ters olarak geldi. Karşındaki insan artık seninle yüzleşmek istiyor, görüşmek istiyor. Aslan burcu, görüşmeler olacak. Hayırlı ve güzel olacak. Ve evladınla ilgili bir sorunu çözüyorsun. Evlenme teklifi bekliyorum Aslan burçlarına. Gelinlik giyiyor. Aslan burcu hanımları ve beyleri de bir sıkıntılı süreçleri bitiriyor sevgili dostlarım. Bakalım para ne diyor? Hane içerisinde bereket var. Fakat bir miktar borç enerjisi geldi. Borçların ödeneceğini görüyorum. Akciğerlere dikkat edin Aslan burçları. Evet, Başaklara geliyorum. Başak burçları, refah dalgaları çıkıyor. Rüyalarda mesaj alacaksın. Bir hayalin gerçekleşecek ve bir değil ikilik var burada. Yani çift olma var. Sevdiğin insanla güzel vakit geçirme, onunla aynı yolda ilerleme, belki de yola gitme var. Haberlerin geliyor, gecikmiş de olsa bir mutluluk olduğunu, yorgunluğun giderileceğini, kısa bir seyahatin sana iyi geleceğini söyleyebilirim. Başak Burcu, evlilik kartın geldi, evlenme teklifi ve bir mutlu yuva olarak geldi. Mutlu yuvan var. Karşı cins koşaraktan geliyor, kavuşmalar olacak. Müzikli toplantı, nişan, düğün gibi bir kalabalık var. Senin olur, başkasının olur bilemem. Ama o ne zaman olacak? 3-4 ay gibi bir süresi var. Biraz daha sabret. 3-4 ay içerisinde nişan ve evlilik, güzel bir beraberlik gözüktü. Başak burçları özür dilerim arkadaşlar. Borç veriyor. Borç enerjisi. Aniden başka bir yerden paranın girmesiyle borcun temizlenmesi olarak geldi. Borç temizleniyor. Sadece ve sadece sinirlisin, biraz gerginsin. Buna dikkat etmen lazım. Terazilere geliyorum. Melek kartları, kutsal değişim seninle. Değişimi kucaklayacaksın. Değişiklikler sana büyük iyilikler taşıyor. Terazi burcu. Aşkta ilerleme aslan burçlarıyla, özellikle aslan ve kova burçlarıyla ve balık burçlarıyla ve yengeç akreple çok güzel aşklar yaşıyor sevgili terazi burçları. Kalbin biraz yara almış. Sevdiğin insanla ilgili şüphelerin var. Acaba beni sevmiyor mu? Bana ihanet mi ediyor gibi. Biraz küslükler olmuş ama sonu ferahtır diyor. Karşı cins tarafından çok seviliyorsun. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde görüşmen olacak. Net haberler alacaksın. Karşıdaki kişi çok net. Ve nişan, düğün gibi güzel bir kalabalığın var terazi burcu. İki tane önemli haberi peş peşe alacaksın. Hep para konusu gündemde, kazanacaksın. Bir koyup 10 alıyorsun. Ev alma, araba alma durumun var. Çok hayırlı ve uğurlu geldi. Akrep burçları. Dostluk ve bakınız, görüyor musun? Uzaktan gelen birisi, sizin gitmeniz. Konsolosluktan güzel haberler. Hayırlı, uğurlu olsun şimdiden akrepler. Ailenle ilgili ters düşmüşsün ve dedikodular yüzünden ailenle aran açılmış. Ne olursa olsun her şey yoluna girecek. Kendini aklayacaksın. İftiralardan kurtaracaksın Akrep Burcu. Karşı cins. Önce bir gitmiş, tartışma olmuş. Şimdi geleceğini, görüşeceğinizi görüyorum. Maddi manevi sorunları çözeceğinizi ve ben sensiz yapamam diyor karşı cins. Bakıyorum arkadaşlar. Akrep burçlarına 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde bir para akışı olacağını ve iş ortağınla veya çalışma arkadaşlarınla bir seyahate gideceğini, söylemlerin, toplantıların olacağını, bu ödül de alacağını gösteriyor. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Göz ve kulak rahatsızlıklarını, baştaki organlara dikkat edin. Gözde ve kulakta rahatsızlıklar olabilir. Yaylara geldim. Yay burçları, oyun zamanı diyor. Ailenle çok güzel vakitler geçiriyorsun ve barış yapacağını görüyorum. Görüyor musun? Aslan gibi delikanlı birisin yay burcu ama
kadın ya da erkek olman fark etmez, aşka yenilmişsin. Bakalım neler oluyor. Aşkta yenilmişsin, kendini güçsüz hissediyorsun. Sevdiğinden ayrılmışsın, etraftaki dengesiz ve ayak takımı insanlar yüzünden sevgilinle aran açılmış veya kocanla, karınla aran açılmış. Karşı cins üzülerek geliyor, süklüm püklüm geliyor. Ben ettim, sen etme diyor ve dedikodular yüzünden aramız açıldı diyor. Dost düşman kim öğrenmiş sevgili dostum? Beraberlik olacağını, nişan evlenme olacağını gösteriyor. Ve şu anda iş yeri değişimi çok güzel olacak. Şehir değişimi, iş yeri değişimi olacak. Bir araba alma durumu kesinlikle söz konusu veya ev taşıma gibi olaylar söz konusu. Allah gönlüne göre verecek. Hastalık iyileşiyor, temiz bir hastane kağıdı alıyorsunuz. Oğlak burçları. Tezahür için müzik diyor. Dua etmişsin, ritüel yapmışsın, duyulmuş. Kesinlikle oğlak burçları. Ritüellerin duyulmuş, hayallerin gerçek oluyor, meleklerden yardım görüyorsun ve şu andan itibaren parasal, bak bu da oğlak burcunun kartıdır, görüyor musun? Oğlak burcu erkeği ya da kadını kötülükleri arkasına almış, mantıklı ilerliyor, bir yerden bir yere taşıma durumu var, hayatın rüşvetini veriyor, ağır bedel ödüyor ama parayı kazanıyor, ama hayatı kazanıyor. Bu rüşvet kartıdır arkadaşlar. Bu rüşvet kartıdır. Kayıkçı diyor ki ben sizi karşı kıyıya geçirmem için rüşvet almam gerekir. Bu bir eski Yahudi hikayesidir. O yüzden anlatırım, işte daha önce de anlattım. Yahudiler ölülerin gözlerine birer tane para koyar. Zenginse altın para, fakirse bakır para koyar. Kayıkçının onları, yani bir ahirette kayıkçı olduğunu, onları da karşı kıyıya, yani cennete ulaştıracaklarına inanırlar. Bu bir rüşvet kartıdır. Ve oğlak burcu ağır bedeller ödemiş ama kazanacak. Her türlü kazanacak. Düşmanı alt ettiğini görüyorum. Egosu olan birini alt ettiğini görüyorum. Haberler gecikmiş olabilir ama eninde sonunda mutluluk olacağını gösteriyor. Karşı cins biraz ego yapmış. Nişan yüzüğü takıyor size. Nişan, düğün, evlenme. Evli, mutlu çocukluk kartı geldi. Çok hayırlı oldu. Bakalım oğlak burcu. Konuşma var, sohbet var, iş anlaşması olacak. Ve yoldan çok güzel haber var. Kötü giden işlerin iyiye dönüyor birdenbire. İşinden pek memnun değilsin ama sonunda düzeliyor. Bir de arkadaşlar, dedikodular yüzünden sinir sistemin çökmüş oğlak burcu, kimsenin dedikodusunu aldırma. Sinirlerin bozulmuş çıktı. Sağlık konusuna dikkat et, migren ağrıları sinir bozukluğundan. Kova burçları, kendine güvenerek ilerlediğini, kalp çakranın şifalandığını görüyorum. Bakalım kovalarda neler var? Uzaktan gelen haberler çok iyi. Görüşmeler, konuşmalar olacak. Destek alacaksın. Kendini ailende yabancı gibi hissediyorsun. Fakat arkadaşlarından destek gördüğünü görüyorum. Artık seni sırtından vuranlar, acı çektirenler senden uzaklaşmış gitmiş. Karanlık onlara dönmüş. Güneş de sana yüzünü dönmüş. Aydınlık, ferah olacak. Ve kesinlikle karşı cins tarafından çok seviliyorsun, çok beğeniliyorsun. Biraz gecikse de mutluluğu tadıyorsun, umutlarını yeşertiyorsun. İki tane güzel telefon alıyorsun. Parasal akış olaraktan, evet, böyle bir noter ve banka işlerin var. Onu çözüyorsun, bir sigorta işini çözüyorsun. Mücadelen devam ediyor. Arkadaşlar, kemik rahatsızlıklarına ve bel ağrısına karşı dikkatli olsunlar kova burçları. Gelelim balık burçlarına. Arkadaşlar, çok güzel, özgürleşiyorsun. Çünkü kötü bir ilişkiden kurtulmuşsun balık burcu. Farklı bir konuma gidiyorsun. Hayattan ders almışsın. Bu ilişki sana bir şeyler öğretmiş. Ve şunu öğrenmişsin. Önce can, sonra canan. Bunu öğrenmişsin. Çünkü önce kendine dikkat edeceksin. Sevdiğin insandan destek görmemişsin, sıkıntılar olmuş. O yüzden balık burcu dikkat etsin. Önce kendini korumaya alsın. Negatif enerjiler yüzünden sevdiğinle aran bozulmuş. Her neyse. Mucize, mucizeler üstüne mucizeler, başım gözüm üstüne kartı çıktı. Ve kesinlikle evlenme, beraber olma, mutluluğu tatma olarak geldi. Ay, çok güzel. Arkadaşlar, depresyonlu birisinden ayrılıyorsun. Yeni bir dönem. Evli, mutlu, çocuklu kartlarından birisi. Evlenme, çocuk yapma ve eski bir insanı, eski bir aşkı geride bırakıyorsun. Depresyon sana bir şey yaramıyor.
Tekrar barışalım diyor. Sen de diyorsun geçti burun pazarı sür kendini nideye. Balık burçları şurada uyku düzenini yerinden kuracaklar. Biri senin hayalinle yanıp tutuşuyor. Balık burcu aşık olduğu değil, ona aşık olan kişiyle evlilik planı yapıyor. Çok da iyi yapıyor. Balık burcu herkesten akıllıdır zaten. Bakmayın duygusal dediklerine, o en mantıklı burçtur. Ve gerçekten güzel bir düğün, toplantı, güzelliklerin, iyiliklerin sana geldiğini görüyorum. Biraz canın sıkkın, hastane kapısı çıktı ama temiz haber, ameliyattan iyi haber. Bir depresyona giren kişi kurtuluyor ve aynı zamanda birkaç ay içerisinde kendini toparlıyorsun ve sosyal yaşamında olumlu değişimler oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen emeğe saygı adına, bu emekçi kadına beğenin, yorum yapın. Daha çok izleneyim. Ben de kazanayım. Siz de kazanın arkadaşlar. Güzel yüreğinizden öpüyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.